Star Wars kendisi şey değil mi, uzay gemisi? Ya o böyle kötülerden iyi takım yapalım. Suicide Squad gibi. Aaa ne kadar yaratıcı bir şey. İlk kez duydum ya, çok ilginç ya. Geldiniz. Bugün sevgili Mert ve sevgili değişik Cevdet'le beraberiz. Geek muhabbeti kaldığı yerden devam ediyor. Geçen haftalarda açtığımız konuların üstüne arkadaşlar. Bu hafta çılgın bir şey yaşandı. Acaba nedir? Nedir? Yani sormamız mı lazım? Ben dedim öğrenmeye yani çalışıyorum. Ben monolog gibi düşündüm yani. hiç tahmin etmezsiniz, hiç beklemezsiniz ki bu hafta daha önceden ten rengi başka renk olan birisinin, bir karakterin ten rengini başka bir şey yaptılar ve dünya ayağa kalktı. Acaba. Evet. Deniz kızı Ariel, Ariel mi adını bilmiyorum. Ha, siz direkt şeye girdiniz. Tabii. Ve tekliyorsunuz böyle yani. Girmeyelim tabii, istemiyorsan girmeyelim Özgür. Ne haber, nasılsın filan öyle şeyler. Yeni değil proje mi? Ne var? Yani sen... Bir sonraki gösteri ne zaman? Yani mesela, çok iyi geri alma taklidi yapıyordu abi, onu yapmak istiyor. Geri alma mı? Gerçekten nasıl alabiliyorsun geri? Çok güzel yapıyorum, bak Özgür başlıyor. Bak. Az önce böyle bir şey yapmıyordum ki yani. Ne alakası? Doğru değil mi? Geri olunca daha da abartılıyormuş. Geri overreacting şeyle abi yani. Hocam ben hızlı çağımıza ayak uydurarak çok bir tüketim dünyası herhalde. Çok doğru. Milletin affedersiniz sikinde mi benimle mutlu muyum ben? Bir sorunum var mı? Bir sıkıntım var. Allah Allah. Yani işte yok, alt kat hırsız girmiş bilmem ne alalım. Hiç önemli değil canım. Hiç önemli değil ya. Özgün Bey işte geçim sıkıntısı çekiyor musunuz ki? Azca espri yap. Yok tabii bunlar şaka. Onu düşündüm ya, gelirken hani bir baskıyla sesle geliyor musundur diye düşündüm. Bir yere geldim ben. Evet. Yok ben bir yere geldim de hiçbir şey düşünmüyorum ve öyle daha komik oluyor yani. Saçmalamam. Evet. Mesela bu programla ilgili hiçbir bilgim yok şu an. Ya biz de bunu istiyorduk zaten. Evet. Evet. Yani bu da benim aslında burada uyumsuz olmamdan dolayı otomatik bir komedi çıkaracak diye umut ediyoruz. Temennimiz bu yönde. Hocam yani burada komedi falan biz onun için çağırmadık ama işte Mert de onu diyor yani. Öyle mi? Ben daha ciddi bir sohbet yok için. Evet. Öyle yani mi? Tamam. Bu yani mesela açtığım konu dikkat edersen çok ciddi, çok büyük, evet, bir konu. Evet. Hani işte zenciler yaşamalı mı, yaşamamalı mı falan. Peki ben niye gülüyorum? Bütün dünya bunu konuşuyor şimdi. Böyle sen mecliste falan gülsem ya, biri soruyor işte zencileri öldürelim öldürmeyelim. Hemen kahkaha atıyorum yani bu hani. Evet. Üzünce öyle oldu mu? Demek yani. Evet. Bu hafta bir sürü şey çıktı geçtiğimiz hafta içerisinde. Yok Marvel işte bir etkinlik oldu, ne bilmiyorum, bir expo bir şey, bir fuar bilmem ne. Doğru. Orada işte Star Wars geldi şeylerini gösterdi, Marvel geldi şeylerini gösterdi, herkes şeylerini gösterdi. Ortalıkta gösterememiş bir şey kalmadı. Bu arada derede işte bir tane de büyük olan, yani çok biz geekleri umursamasak da biraz çocuk şeysi olsa da böyle bir şey işte. Şu bizim o çocukluktan hatırladığımız Deniz kızı değil mi, hatırlıyor evet, musun? Evet ben hatırlıyorum. Bir tane yarısı, yengeç vardı şakacı sanırım. Onu hatırlamıştım. Yarısı vardı. Kız, yarısı deniz. Evet. Şey, balık. Yarısı lüfer. Lüfer mi? Palamut. Burada şeyleri vardı. Çıkmıyor. Alıyorsun. Şunların ne olduğunu hatırladın da elimi çekeyim buradan. İstiridye değil de ne o şey. Evet, midye de değil. Midye kabuğu. Midye kabukları. İstiridye bence. Midye daha böyle siyah tarzı. Evet. Gece çıkarken midye takabilir. İçinden inci çıkan ne? İstiridye değil mi? İstiridye bence istiridye. Midyenin içinden pilav çıkıyor. Evet. Şu Fransızların şu dedikleri şey değil. İstiridye değil mi? Tabii. İstiridye'den inci çıkar. İstakoz bambaşka bir şey. İstakoz hayvan tabii. Midye şey aşağılık bir mahluk. Peki ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Deniz kızı zenci deniz kızı olur mu? Ya koyarsın olur Ömerciğim. Bunları çok kafayı takarsan kafayı sıyırırsın tamam mı? O millet kafayı takıyor yani işte bu mesela böyle şey tarzı mesajlar atanlar oldu. Tabii bu daha çok Amerika'da muhabbet edildi. Pek dünyanın geri kalanında dikkat çekmedi. Zenciler filan bizim milletçek sorun edindi konu ama. Yo öyle öyle ama Amazon falan yorumları falan kapatmış. O beyefendiye ölüm tehditleri falan geliyormuş. Yüzükler Efendisi. Ha, Eki okay. Beyefendiye evet. Tabii. Aynen. Değil mi? Öyle bir şey de var. Yurt dışında da ciddi bir fanatik kitle var galiba. Onda öyle. Bu şeyi için kastediyorum işte. Ha, yani. Deniz kızı bir tek hani Amerika'da konuşuldu daha çok. Orada işte biz beyazlı olarak bizim kültürümüzü elimizden almaya çalışıyorsunuz. İşte bu işin aslı böyledir. Beyazların bir takım güzel özellikleri vardı, artık onlar konuşulmuyor. İşte biz çalışkandık. Mesela bir tane örnek verir misiniz? Güzel beyaz özellikleri. Yaratıcıydık, çalışkandık yazıyor. Basketbolda kötüyüz. Pinsin. Bir yandan da o orta. Canım, orta uzak da orta. Uzak da iyice. Daha da ırkçı oluyor. Zenci görünce çimdikle
Sizde var mıydı çocukken? O ne ya? Anneanneniz falan aa, gereksiz çimdiklemedi mi siz böyle zenci görünce? Allah belanı versin, şu an öyle bir şey hatırladım ve çok korkuyorum. Sen gibi, ha, sildirmiş olduğum bir anı yeniden canlandı gibi, evet. Tetiklendi. Ya benim bir arkadaşımın babaannesinin köyünde siyahi birini görmüşler. Demişler ki bunu Allah yaktı diye taşlamaya başlamışlar. Böyle bir anı var bak, yemin ediyorum yani. Hani ırkçılık, bizim diyorlar ya ülkede ırkçılık yok yok diye. Ama rasyonel bir sebep bulmuş canım onlar ya, böyle atıyorum. Zenci de otomatikman kötüdür dememişler de yani yanmış bu. Allah çarpmış diye düşünüyorum. Öyle düşünmüşler. Evet. İlk defa görenler de öyle bir şey olmuş. Çok anormal değil. Çok, yani bence değil. Mesela eskiden işte şey giyin duymuşuzdur belki, işte eskiden solaklar mesela işte ayrımcı davranıyormuş, evet, öldürüyormuş, doğru, bilmem ne, tedavi alıyorlarmış da hani sahillerine yani alışmaya çalışıyorlarmış. Evet. O da yani şeytan çarptı da anormal oldu falan gibi bir bakış açısıyla böyle. Ülkemizde sırf bir yüzden mesela sol açık az yetişir futbolda. Öyle mi gerçekten? Vakayı hallediyoruz. Sol kanadımız düşüktür yani. Kaç yıldır Caner Erkin oynuyor diye. Bir... Dünyadaki en yanlış kişiye bahsedemiyorsun. Yo ben de bilirim yani maç yapılıyor. 2-1 bitti mi kazanan. Mesela niye futbolda hep önce yüksek rakam sonra alçak rakam söylenir, onu çok merak ederim. Niye yani maç 2-3 bitti demezler de hep 2 bitti falan. Evet. Niye yani öne geçen her şeyde öne geçiyor gibi. Öyle mi oluyor? 2-3 belki deplasmanı falan varsa söylenebilir. Ay öyle kıl spikerler değil mi? Elazığ 1, Konya Fenerbahçe 3. Ama bak öyle, şey, öyle yani öyle dersen gene öyle yani o ismine göre. Ama hiçbir zaman 1-3 bitti de diye duymazsın mesela. Yani şey denir, onun sonucunda şöyle denir mesela. 3-2 yendik denir. Şimdi 2-3 yendik deyince ulan sen 2'ydin zaten. Bir tane de gene golünü saymıyorum falan. Hani 2-3 yendik, 2 gol attık ama. Ama 3'e 2 yenildik dersin. 2'ye 3 yenildik demezsin ki bak. De bizim futbolu takip eden insanların zeka seviyesi belli yani. Bu arada kendimden çıkarıyorum yola bir şey. Hadi hadi şimdi Ezgi, hadi hadi. Ben de futbol takip ettiğim için kendimden yapmış olduğum bir tespiti değerli izleyicilere aktardım. Tabii bu programda futbol muhabbeti açtığım için öncelikle çok özür dilerim. Yo, estağfurullah. Geeklik her şeyin geekliği olur hocam. Futbolun da olur mu? Futbolun da geekliği olur. Tabii netmem. Kim ki? Futbol i̇şte geeki kim? Unutman dinmem. Sokrates abi vardı ya bir tane böyle Mehmet evet, demek. O bence futbolun geeki mesela. Yiğitcan da anlardı futboldan mesela rahmetli. Buralarda bir Yiğitcan da var ya. Abi kanaldan gidenler için böyle şekil yapıyorum. Değil mi rahmetli? Yani. Evet kanaldan gidenler bizim için rahmetli sayılır. O da rahmetli. Rahmetli. O full, o iki double rahmetli, o ülke değiştirir. Duble rahmetli. Duble rahmetli. Ülkede de göremediğimize göre. Evet. Doğru, Cantuk'tan benim için ölmüş gibidir. Aynen öyle. Evet. Dışarı çıkma Cantuk'tan görme ihtimali çok düşük. Değil mi? Ülkede mi? Ben bir daha görmeyeceksem ölmüş diyebilirim ben kendi açımdan. Aynen öyle. Doğru. Aa evet, onu Albert Einstein bir ölen arkadaşı için eşine mektup olarak yazmış. Yani gereksiz de demiş, o şimdi bir dağın altında da ardında biz o dağın ötesine geçemiyoruz diye, o aslında yok demek değil falan. Yani bir başı sağ olsun yerine bu kadar. Ya işte bana da eşti demecek ara falan hani. Peki efendim mesela bundan yıllar sonra bir gün işte Geek Yapar'ın filmi yapılıyor falan, evet, tamam mı? Ve de Can Türkoğlu'nu bir zenci oynuyor. Hadi bakalım lafı evet, buraya getirmek için elimden geleni yapıyorum. Gözlük varsa ben bir sıkıntı göremiyorum. Ben açıkçası şöyle çünkü düşünüyorum. Çünkü gözlerin bozuk değil. Evet yani Can Türk'tan hani. Hayır senin gözlük varsa bunu göremiyorum dedi. Neyse anlayalım. Güzel dedim abi. Yok hocam sonuç olarak yani şu konuyu bir masaya yatırmakla amacım tamam, yani. Doğru. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bütün bu işte politik doğruculuk mevzusu geekliğe mesela nasıl yansıdı? Geeklikle geeklikteki bu konular başka, medyadaki bu konular başka mı, aynı yerde mi, işte Yüzüklerin Efendisi film dizisini sevmeyenler otomatikman ırkçı mı falan filan falan filan. Ya biz bu... 15 soru soruyoruz ki sen içinden istedin. Yok ben aslında bu konu hakkında hiçbir yorum yapmadım. Evet. Biliyoruz. İlk kez burada yorum. İlk kez burada. Çok önemli. Sessizlik hakkında ilk yorum. Aynen sessizliğini boz Özgür. Jeff Bezos'a oturdu merak ediyor. Ne dedi Özgür? Yani Yüzüklerin Efendisi'ni mesela ben izledim. Evet. Ya şimdi siyahi bir karakter bence olabilir. Yani tabii. Dediğim, başta dediğim gibi koyarsın olur, bunda sıkıntı yok. Bu eleştirilebilir. Bence bunda da sıkıntı yok. Yani tamam, mesela ya benim kafamda diyorum Gandalf böyle böyleydi. Siz niye böyle böyle yaptınız da denebilir. Bunda da sıkıntı yok. Ama bence şöyle büyük bir sıkıntı var. Bu işler çok kötü işler. Yani. Yüzüklerin Efendisi kötü bir dizi. Evet yani o konuda tarz... şu an sana karşı çıkan kimse yok dünyada. Yani evet ya, kötü bir dizi ve hani bir sıralama yapsam orada bir siyahi elfi ilk 100 sıkıntının arasına koymam yani 101 olur. Şimdi birazcık bunun tartışılması sanki bu işi üretenlerin de lehine bir durum gibi geliyor bana. Yani oraya tartışmalı siyahi bir karakter koyuyorsun.
bok gibi bir şey çekiyorsun. Kimse sana şey demiyor, bok gibi demiyor yani. Spider-Man multi evren şeysi mi bir çizgi. Mesela orada siyahi bir abimiz oynuyordu. Tabii. Mesela, siyah örümcek adam vardı. Bence Yüzüklerin Efendisi ve bu Deniz Kızı olayı kadar tepki çekmedi. Çekmedi. Çünkü iyi bir işti yani. İyi bir işten sonra onu tolere ediyorsun ama bence mesela bu kötü işlere onu tartışılması için koymak bu hakları savunan insanların da dezavantajı bence. Ya işte ona dönüşüyor muhakkak. O örümcek adam karakteri yıllardır kurulu bir karakter zaten. Yani o filmle çıkmış bir karakter değil. Miles Morales filan. Hani atıyorum Müzikler Efendisi'nde bir takım insanları savundu. Böyle bir şey yoktu. İşte orada etnik köken üstünden de bir şey anlatılıyor. İşte Avrupa'nın geçmişi bilmem ne filan. Ya şimdi öyle diyenlere de aslında bir şey diyemiyor insan tabii. Yani. Çünkü evet gerçekten öyle yazılmamış. Ama işte hani ortada bir çaba var. O çaba ne? İşte temsil edilmeyen insan gruplarının medyada temsil edilmesi falan. Hani o çaba da bana her zaman şey bir çaba gibi geliyor. Hayırlı bir çaba gibi geliyor. O yüzden ben de karşı çıkmıyorum ama hani mesele şey de değil tabii ki yani. Bunu beğenmeyen herkes işte kötü niyetlidir. Evet, bu yanlış bir düşünce. O yanlış öyle değil. Mesela yani Yüzüklerin Efendisi kötü bir dizi. Tekrar ediyorum. Evet bence yani kötü bir dizi. Bence bir sıkıntı yok. Hani konabilir. Ben de şey yani daha doğru tasvir edilmesini isterim ama mesela Yüzüklerin Efendisi filminde de Peter Jackson işte ne bileyim Tom Bombadil'i çıkardı bilmem ne yaptı falan. Yani o tamamında %100 bir temsil her konuda sıkıntı yaratıyor. Aynen öyle. O kadar eleştirilmedi. Çünkü niye siyah koymamıştı? Yani bu şey bu bence hani insanlar bir ırkıyla alakalı bir sıkıntıdan ziyade o işlerin böyle inanılmaz muhteşem %100 doğru uyarlanmasıyla alakalı bir sorun var. Ya evet ama işte bazı konularda da hepimiz de şöyle bir şey oluyor. Mesela Game of Thrones'un tamam mı? Evet. Şimdi ben işte yeni okuyorum filan şeylerin orijinal kitaplarını orada öğrendim. Orijinalinde yaşlar çok daha küçük. Bu şeyler çocuk olan karakterler, genç olan karakterler mesela normalde o işte Jon Snow filan 14 yaşında mesela. Evet. Daenerys biz gördüğümüzde normal dizide kaç yaşında o karakter? Hani gene 18-19 filan dersin. Yani, evet. Normalde 13 yaşında başlıyor. Khal Drogo'dan hamile kaldığında 14 yaşında. Evet. Ama o zaman öyle şey bir şey yükseldi mesela bunu orijinaline göre yapın filan biz çocukları sevişmesini izlemek istiyoruz diye bir şey yükselemedi. Yok. Çünkü o zaten hali hazırda şey bir konu. Hani herkesin aşağı yukarı aynı tarafta olduğu. Öyle bir gerçeği olsun falan diyebilecekleri bir konu. Hemen herkes pedofil diye derdi o zaman. Evet. Ama bunda yani o kadar oturmuş bir konu değil. Hani birçok insan için bana ne ya diyor. Hani ben umurumda değil şey. İşte yok zenciymiş, yok kadın hakkıymış, yok eşcinsel falan. Umurumda değil diyor. Ben çocukken okuduğum şeyin hayal ettiğim halini görebilmek istiyorum diyor. Ama işte bunu derken hani öbür feda ettiği konu ya işte yani hassas değil ama hani o konu abartılıyor mu abartılmıyor mu veya o konunun bu işlenme hali iyi mi kötü mü yeterli mi yetersiz mi o tartışmaya açık. İşte bence mesela bunun artmasının sebebi işlerin kötü olması. Yani temelde ben onu savunuyorum. Yani mükemmel bir işte o detay konuşulabilir. Hani siyah yerde olmasaydı da o da düzgün olsa mesela. Çok harika bir Yüzüklerin Efendisi işinde ben bu kadar tartışacağını zannetmiyorum. Yani. Bir yandan da öyle mesela şöyle. Bir de tartışmanın aslı biz işi izlemeden çok önce koptu rüzgar geçti. O yüzden dediğin şey hani adamların belki kendi köpürtme çabası falan olması çok olası geliyor. Olabilir. Çok öyle geçti. Aynı zamanda Game of Thrones çıktı işte. Onda da bir tane Valeryalı mı ne bir şey. O da Valerion'la yani. Afrikalı bir adam, onun soyu da Afrikalı. Hani kitapta da net bir şekilde bu zencidir falan demiyor. Ya biz çocukken hep böyle bir Amerikan filmlerinde sürekli gördüğümüz öğeler vardı ya, hep mesela Yahudiliğinden bahseden bir insan işte ya da sürekli Amerikan bayrağı dalgalanması. İşte onların sektörünün belli bir konu kotaları var herhalde yani ne bileyim Netflix hep bunlar Netflix'in başından çıkıyor. İlk onlar başlatmaya. Belki şey diyorlar yani kardeşim bize yaz oradan iki trans bir zenci olsun. Öyle bir şey olabilir. Ne olduğu belirsiz. O zaman projeyi şey yapalım diyorlar. Random atıyordur. Hani boşluklara dolaş. Dünya yöneti 12 aile gibi değil ya biliyor musun? Bu başında bir karar mekanizması vardır. Hadi bu ajandayı force. Çünkü belki bunun alıcılısı arttı i̇şte abi yani. Ticari olarak i̇şte bence bir avantajı var. X-Men falan gelecek bir ara ya. Evet. O mesela Profesör X'i belki
Will Smith de bu da ırkçılık mı bilmiyorum ama Will Smith kötü olmuş abi. Evet abi Will Smith olmuşsun. Ben de sevmiyorum. Allah aşkına ya. Matrix yok ya şey. Falan olacakmış diyorlar. Ne olacakmış? Matrix'te bir yer olacakmış ya şimdi. Ha evet evet. Ha, ama Keanu Reeves de bence iyi oyuncu değil ki böyle. Keanu Reeves evet bunu yapamıyor da. İyi oyuncu değil çünkü simülasyondayız ya. O ona çürük oturuyor. Böyle bakması ha diyorsun ha bu robot işte yani kötü oyuncu değil bu çuk oturdu buna. Berrak Tuzun Ataş'ta olmuyor mesela. O çünkü çabalıyor. Bir şeyler yapıyor. Sabit dursa dersin ki işte sen Trinity misin falan olur yani. Breaking Bad'deki Gus Fring adam oynayacakmış belki. Oynayacak. Bildin mi? Profesör X'i verir. Evet. Valla Gus Fring'i ben çok severim ya. Güzel olan bence. Ben Profesör X'ever siyahi olmaz gibi bir şeyim yok benim ya. Bence de olabilir. Yakışabilir. Ama burada bir şöyle bir tartışma var. Bilmiyorum hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kel olmaz. Kardeşim. Niye saçlı değil bana? Yani hani önceden yapılan, tasvir edilen karakterleri niye değiştiriyorsunuz? Yeni karakter koyun gibi bir düşünce var. Atıyorum. Ama şey yani gerçekçi mi sence yani? Sonuçta herkes Profesör X'i, herkes Wolverine'i, herkes Cyclops'u bilmem neyi veya işte herkes yani. Luke Skywalker'ı, herkes Aragorn'u görmek istiyor. Yani biz gelip de hiç bilmediğimiz ama hali hazırda siyahi olan biri o kadar başarılı olmayacak şey anlamda. Tanıtım anlamında. Evet. Bileti merak edip çalmayacak. Hani böyle karşılık veriliyor bu senin söylediğine de. Aşırı gerginiz yani. Bence konular hep mesela birçok tema konuştuk aslında burada. Hı. Hepsinin temelinde gerizekalı olmamız yatıyor ya. Manasız şeylerle kutuplaşıyoruz. Eşcinsellik işte siyahi elf olur mu şu olur mu olur mu? Hepsinin temeli bu bence yani. Evet bunlara. Ülkeye bir kültür ve zihniyet devrimi lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Hayır kamera bakacağım. Çok kamera var. Bu Ömer Can'ı çekiyor zaten. Bir tane de bireysel bir çeken isterdim. Yalan olmasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Neyse efendim birazcık geyik muhabbeti yapalım. Tabii, öyleyse. Evet. Öyle mi? Buyurun. Evet. O adını bilemediğim fuarda işte Star Wars'un bir sürü şeysi çıktı. Andor diye bir sürü beklenen ciddi bir dizi böyle işte isyan nasıl yükselecek onu anlatıyor filan. Fragmanını çok beğendim. Şaşırdım. Evet. Normalde Star Wars fragmanlarını beğenmem. Böyle John Williams müzikleri yok böyle değişik uçuk kaçık kemanlı falan. Biraz Dune etkilemiş mi? Fark ettiniz mi mesela? Evet. Fragmanda öyle bir tat aldım. Kum evet. Tabağı aldım. Soğukluk falan. Bir böyle çıtır çıtır bağırak işte. Yani. Bir tane onun o ilk çıkan fragmandaki sana onu göster. Yeni çıkanı göstermedim yani tesadüfen öyle oldu. Onda bir tane böyle AK-47 gibi silah var mesela. Evet. O biraz şey, aksesuar olarak sevmedim. Koca dizi şeyden bunu eleştirdim. Star Wars'ta evet doğru değil mi? Niye? Ama ışın kılıcı olarak var yani. Şey mi atıyor genelde? Işın AK-47'sinde var. Herhalde ışın atar canım bir zahmet ya. Tırr diye tararsa olmaz. İşte çok abi şey bir silah olduysa belki. Yani köklü bayağı nasıl söyleyeyim. Bir yapmışlar mesela 3000-4000 yıl kullanılmış. Yani o kadar. Evet, ama, hani, ama geçmiş zaman. Şey gibi yani. Şey gibi hani böyle nasıl gerçek piramitlerin nasıl oluştuğunu belki, bilmiyoruz. Evet. AK-47'nin de nasıl oluştuğunu tabii, bilmiyoruz. Belki, öyle bir silah ya. Yani. Kaleşnikov belki kumu kazdı buzdağı alan bu neden falan dedi böyle. Aynen abi uzay gemisini keşfetmişler. Yani Kaleşnikov'da keşfetmiş. Uzay gemisini mi keşfetmiş? Onda bizden önce tabii. Kim şey mi Star Wars mu? Ha, ben gerçekten şaşırdım heyecanlandım ya dedim uzay gemisi bulundu. Andor güzel olur belki. Peki şey Mandalorian'a baktınız mı? Baktınız. Ben Mandalorian 3. sezonu onu falan diyorum. Tabii. Hiç böyle tamam. Çıkmadı 3. sezon. Star Wars dediğiniz şey değil mi uzay gemisi? Yok ya Mandalorian bence mesela orada Jon Favreau abimiz mi mesela? O bence Star Wars'u kurtardı. Tabii hani franchising olarak kurtardı yani. Mandalorian bambaşka bir iş olmuş. Yani son çıkan Star Wars'lar 1-2-3'ten sonrası çıkanlar rezalet bence çok kötüydü. Hani 1-2 tanesi belki o ilk çıkan hangisiydi? Darth Vader'ı bu ağız yüzü yamuk bir arkadaşının adı şey var ya sonradan yakışıklı olduğu iddia edildi de ben hala ağız yüzünü yamuk buluyorum. Adam Driver diyorsun. Bravo Adam Driver. Bu da tabii Darth Vader oynamıyor da neyse canı sağ olsun. Darth Vader oynamıyor mu? Yok. Ya, yeğenini oynuyor. Darth Vader'ı işte. Şeyini işte ya. Torununu oynuyor. Ya bu da Darth Vader. Ama hani şey... Dedesinin adı verilir ya. Evet, tabii abi benim öyle mesela. İlk anıtlar da öyle. Darth Vader Ali. Darth Vader Osman falan öyle demiş. Kaç isim var? İki de dedemin adı var. O da Darth Vader. Onlar gerçekten güzel değil de onların işte şeyini almıyor yani. Günahını çıkarmaya çalışıyor şu anda LucasArts ciddi bir şey. Yani LucasArts değil de pardon işte şey. John Favreau abimiz mi? O da baş yaratıcı değil de işte Disney evet. Aslında yani Disney. Doğru. Bayan Disney. Bayan Disney. Mrs. Bir kadın yöneticileri var çünkü abi. Peki bu Mandalorian'da birazcık
Grogu'nun geri gelmiş olması sizi de üzmedi mi? Üçüncü sezonda var çünkü gene Grogu. Onda da ticari olarak mı şey yapamıyorlar, vazgeçemiyorlar? Değil mi? Resmen öyle olmadı mı yani? Yani çocuk kahramanı başa koy, yanına da ana kahramanı sıkıştırıp paketini ısıtıp ısıtıp yapıyorlar. Yani o paketi geçtim de yani Grogu kendi başı çok tatlı ve tontiş olduğu için ondan vazgeçemediler gibi oldu sanki. Ben yüzden... Grogu'nun niye hala beşikte olduğunu anlamadım o kadar hoplayıp zıpladıktan sonra. Artık bu beşikten kurtarmadı değil mi hocam? İşte siz daha tecrübesiniz. Estağfurullah beşikten de erkenden bir süre sonra kurtuluyorlar. Evet. Evet yani. Grogu'nun mesela şu an bir yürüyüp baba falan demesi lazım. Bence. Gelişim olarak. Grogu'nun en azından bir kelime alalım. Tersantili yani. Olur oğlum. Bakarlar böyle mesela boy kilo ölçülür. Evet. Grogu'da bir gelişim geriliği olabilir. Bence bir profesyonele de yardım alınması lazımdır. Burada söylüyorum bir şey. Kısacası dizide olmasından, üçüncü konuda olmasından memnunsunuz yani. Çok memnunuz. Ben sırf Beşik'te evet. Olmasında bir kıl oldum abi. Ya çıkar bu çocuğu. Şey abi ya bu Pokemon'da da vardı bir ara. Şu Mr. Kucağında Togepi miydi o? Sürekli küçük küçük dolayı. Bir Pokemon şey diyor lan tamam be ya. Evet ya. Yani Charizard gibi. Sen de tamam abi. Ergen hareketler var. Magmar'ı tokat diyor sonra bir daha aynı şey falan. O bir süre geliyor ya. Tekrar eden şeyler sıkıcı oluyor. İki yani sezon yaptın, izledik. Üçte de bir şey yani bir şey mektup, daha koy mektup ki. Mektup yazsın artık evet. Yani Grogu şeyden. Çok güzel eğitim olmuş. Eğitiminden vazgeçti Grogu yani onlar. Dedim bir de Mandalorian'ın üçüncü sezonun yani konu alacağı asıl mesele bizimkinin diğer Mandalorlarla falan olan muhatabı olacak gibi. Ve de orada şey mevzusu gene ayyuka çıkmış durumda. Sen miğferini çıkardın, senin yüzünü gördüler. Sen ha, artık bir Mandalorian değilsin. Ha, o da şey. Bu arada bence çıkmayabilirdi biliyor musun? Yani çık gösterim abi işte o yani sürekli o gelecek şey diyorsun izlerken bir kere göreceğiz. Bir defa göreceğiz. O mesela olmasaydı benim diziye saygım artardı yani. Görmeyelim ben gösterme ne olacak gizemli kalsın yani. Evet. İlla göstereceksen başında göster sonra taksın mesela kafada soru işareti olmaz. Hani başta gördük rahatladık sonra tabii. Ya da izleyici olarak biz görelim millet görmesin. Ona da sinir oluyorum. Kameraman da görmüyor ya. Herif tek başına oturuyor. Kimse görmüyor, ben de göremiyorum. Ondan sonra herkesin içinde göster. Kardeşim bu adamın özel hayatında görelim madem suratını. Millet gene görmesin. Tıraş oluyor herif böyle çekmiş. Kafa, kadraj dışı. Böyle şimdi bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Orada da gene bir adamın zaten... O da Meksikalı mıydı abimiz? Meksikalı evet. Değil mi? Evet. Ne işi var? Meksikalı mandalorian olmaz bence. Bir çıkar böyle siyahi. Ona da kızıyorlar. Grogu'yu biraz büyütebilirdik ya bence. Evet doğru. Kardeşim ne olacak zaten? Maksimum Yoda olacak. O kadar şu kadar bir şey yani. Oğlum ama onun biraz büyümesi demek çok vakit geçmesi. Yani. O mesela 50 yılda zaten insana göre 3 yıl yaşlanıyor gibi oluyor. Bir yürüt, anladın mı? Bir yürütme. Yani CGI tasarrufunda mı bulunuyorlar? Kukla mıymış o CGI mı? Kukla genelde. Kuklalı CGI. Zaman kukla. Hı? Şey %90 kukla yani. Böyle çok nadiren CGI veya hiç CGI değil. Son böyle mi? Çok hoş ya. Tabii tabii. Birisi o. İşte Marvel'dan bir sürü şey geçmiş. Bunlar elindekiler notların mı? Evet notlarım. Kağıdımı az önce kullandığım. Tam anlamıyorum. Ama kağıt olarak da siz beni bu hale getirdiniz. Şey böyle pop falı falan gibi bir şey. Abusumun cevap. Tadınız kızını konuşma. Sıkıp böyle konuları sıkıp suyunu çıkardınız sonra. Bak şeyler hiç umurunuzda olmadığını biliyorum. İşte ne, yok. Ne, Allah aşkına benim şu anda var ya bu programda geeklik namına her şey umurumda kardeşim. Ben kendimi bu şekilde buraya hazırladım. İşte Star Trek izledim bir sezon. Ay Allah'ım yarabbim. Marvel geliyor dedik oğlum. Açın Marvel. Marvel'ın şeyleri duyuruldu. İşte yok efendim Secret Invasion az önce baktık şeyleri. Evet, yalan söyleme. Baktım onu biliyorum. Evet. İzledim de hatta. İzledim. Çıkmamıştan yani. Thunderbolts diye bir şey geliyor mesela. O böyle kötülerden iyi takım yapalım. Suicide Squad. Aaa ne kadar yaratıcı bir şey. İlk kez duydum ya. Çok ilginç ya. Ne kadar yaratıcı. Mesela oradaki kahramanları sayayım. Hangilerini hani nereden bildiğinizi söyleyin bakalım. Söyleyin bakayım. Say bakayım. Mesela Black Widow'un babası. Black Widow'un babası mı? Kim oynuyor? Haluk Bilginer. Kim? Black Widow kim oynuyor? Black Widow'un babası mı varmış? Tabii. Ama şey babası. Woody Allen babası o zaman. Nasıl yani? İnce espri yaptım çok. Anlamadınız mı? Büyük travmaya yol açtı yani. Yok çocuklar. Hayır. O travma açtı. Filmlerinde oynatıyordu ya Scarlett Johansson. Babası bir dönem. O dönem ulan babası mı bu ki? Evet. Hani her şeyde evet, oynatıyordu diyor. Falan diyordu. Ama babası diye değil sevgilisi diye oynatıyordur. Hani genelde bu tarz böyle çıkar. Ama Woody Allen için fark etmez. Yani Woody Allen'le ilgili laf sana birazcık acaba. Bu dönem şey ama bir dönem yaşlandıktan sonra kendi iyice kamera arkasına geçti ya o Scarlett döneminde oynamadı çok. Doğru, doğru. Yani o Scarlett'i kamera arkasına destekledi. Yani bu şey. Aralarında bir şey olmamıştır diyorsun kesinlikle.
Ya bu Dylan olunca konu da tabii insan net konuşamıyor. Evet, ama bu sonuç olarak babasını kim oynuyor? Tahmet mankenler gibi bir durum bence. Yani sonra mesela şey mesela Thunderbolts ekibinde Ghost var. Kimdi Ghost? Onu hatırlıyor musunuz? Ghost mu? Tabii. Neyin? Nasıl? Kimin Ghost'u? İzledik. Ghost diye bir karakter mi var Marvel dünyasında? Tabii. Ant-Man 2'de gördük. Ant-Man 2'nin kötüsü gibiydi. Ghost'u kim o ya? Bilmiyorum ben Ghost'u. Ant-Man 2'yi izlediniz mi? Abi. Ant-Man dedin karınca adam mı senin? Tabii. Yok izlemedim. Yani, ben sen izledin Ant-Man'i. Abi ben Marvel filmlerini böyle yani bir arada çok futbol izlerim, futbolu bırakır gibi bıraktım anlaşıldı. Abi. Ben bu arada Marvel izledim bayağı ha. Evet. Şeyi ben, falan biliyorum, Kaptan Amerikalıların hepsini izledim. Tamam. Çok iyi. Avengers'ı izledim. Tamam. Başka ne vardı? O Iron Man'lerin hepsini izledim. Tebrik ederim. Süper. Başka ne kaldı? Black Widow'un dizisini falan izlemedim. Şu işte Endgame, Man Black Game Widow'un da şey için. Kim o? Blair Witch diye isim geldi. Hanımefendinin adı neydi? Kızıl saçlı cadı. Şey Witch. Scarlet Witch. Aa, Scarlet Witch'i izlemedim. Blair Witch dedi onu. Onu da izlemedim. Diğerlerini falan neyse uzun başka bir sayı. Ant-Man var. Ant-Man'i izlemedim. Yani daha çok var. Yani böyle çok tek, var. Tek saymak zor mu? Yani şimdi zor evet yani bayağı yetişmeniz lazım. Ghost şey mi diyorsun? Ghost kim o abi? Kim o? Kim ya, oynuyor? Sevim, bir tane kız oynuyordu arada. Bir filmlik tip oldu yani. Böyle. O da var. Şeyin babası kimmiş? Black Widow'un babası. Stranger Things'deki dedektif adam. Saadet'in tek sorumlu. Sonra Black Widow'un kardeşi de oynuyor bunda. Polis yani şerif olan. Aynen şerif. Okay. O adam girdi Marvel'a. Haberiniz yok mu? Vay Rus taklidi yapıyor. Çok iyi. O adam bir Ruslarla ilgili bir şey var herhalde. Yani yakın bir bu izlediğin şeyleri gerçek zannetme sendromu diyoruz biz bunu. Şey mi? Stranger Things'te de falan bir gidiyor da oraya da. Ama değil. Neyse Marvel bizi çok açmadıysa arkadaşlar bu hafta... Yo, ben Marvel severim aslında. X-Men gelmiş mesela onu izliyorum çizgi filmlerini. X-Men Animated. Abi o çizgi filmden dikkat edersen her hafta... Yani sen dikkat edemezsin de senin dikkat etmen lazım. Her hafta konu açılıyor. Öyle mi? Pardon evet. Ben izliyorum. Hayır çünkü gelmiş geçmiş en iyi çizgi roman uyarlaması herhalde o yani. Gerçekten öyle yani. %100 bu arada katılıyorum yani. Ve de onun bir başarısı daha var. Onun Türkçe dublajı, orijinal dublajların ses tonu o kadar iyi oyuncular çok seçmişler başarılı. Ki çok birebir benziyor. Ve yani herhalde diğer sezonlarında yok dublajı. Bu da üzüntülü bir an bizim. Niye yok mu? Hepsi yok. Aa. Tamamı Türkiye'de yayınlanmadı onun. Yani olabilir. Ben yani. De öyle biliyorum yani. Varsa da ben de paylaşırsanız. Torrent linki falan varsa çünkü piyasada yok. E niye hiç Türkçe mi izlemek istiyorsun sen? Ben Türkçe izlemek çok tabii arzu ederim. Ama şu an alt yazılı takip ediyoruz. Böyle de değişik oluyor ya orijinal. Ya şey mesela Regular Show vardı bilir misiniz? Regular Show. Çizgi film o. Aynen. Mesela orada da orijinalde o Mark Hamill abimiz falan seslendiriyormuş. Mesela aslında onun orijinal dublaj kadrosu, yerli dublaj kadroyu yani tokatlar geçer. Ama X-Men'de öyle bir şey sesinlemedim ben. Ses alışkanlığı oluyor ya, bir karakteri bir sesten duyduğun zaman sanki hep öyle gitsin gibi istiyorsun. Evet evet. Değişince Variye Mezamcı filmi onlara baktın mı mesela? Variye benzeri yok bakmadım. Spider-Man'in de o dönem çok iyiydi çizgi filmi. Evet. Spider-Man'in başka ne vardı bizim jenerasyondan? X-Men, Spider-Man. Şeye gelen başka bilmiyorum. Onların zamanında denk gelen ne vardı başka ben de hatırlamıyorum da daha eskiye gidecek ama olursan. Ama X-Men'in bence yani mesela benim filmlerle ilgili ufak hayal kırıklığımın olmasının tek sebebi o çizgi filmdir. Olabilir. Yani aa ulan bu çizgi filmde bu böyleydi ve çok okeydi. Yani hani bu konunun öyle olmasına. Atıyorum Profesör Xavier sakat kalmasının sebebi güçle alakalı bir şeydi. Ben öyle hatırlıyorum mesela X-Men çizgi filminde. Yani o gücü kazandığı andan itibaren omuriliği şey yapıyordu. Mesela öbüründe sakatlanıyor. Hatta bir tane adaya gidiyorlardı çizgi filmde de şey olmuyordu, güçleri çalışmıyordu, yürümeye başlıyordu falan. Profesör Xavier gibi. Evet ama aslına bakarsan o çok saçmaydı yani. Çünkü yürümesi mi? Evet, hayır. Güçle alakalı mı? İşte hayır, sen canım, onu, adam sen... beynini kullanıyor. Hayır. O kadar kullanıyor ki omuriliğe baskı yapıyor. Omuriliğe arkadan buraya baskı yapmış. Bu bel fıtığı gibidir bak. İşte senin çocuk halinde sen öyle şeyler hayal etmişsin bilimsel, ama. Bilimsel bilimsel. Aslında ben de bel fıtığı var ayağıma şey, kadar vuruyor. Demek ki ben, çok takarsan. Demek ki evet çok düşünürsen ayağın tutmayabilir. Sen yani kafanda çözersen bu işleri çözerim. Bu bilimsel bak. Bilimsel. Şey. Buradan ayağa kadar vurur. Şuradan. Topuğa kadar vurur abi. Sen şimdi bel fıtığı ameliyatını kim yapıyor? Ortopedist. Sinir omurilik şey, beyin cerrahı. He, beyin cerrahı. Yani Profesör Xavier gücünden dolayı evet. Sakat kalmış olabilir. Ve bir işte evet. Al bunun suratını ver. Ama X-Men'de evet. Mesela benim sevmediğim bir şey vardı çizgi filminde yani. Çocuk çizgi filmi olduğu için herhalde ateşli silah yoktu, olamıyordu yani böyle kurşun evet, çıkamıyordu doğru. Falan. Bir tanesinde bir yerde Storm'u vuruyordu polisler.
Ama hani tabancayla atış etmek için lazer silah gibi bir şey kullanıyorlardı. Ulan sik poliste niye lazer silah var diye düşünüyordum ben yani çocuk halimde filan. 3 gün sonra da hastaneden taburcu oluyordu kadın yani. Lazer silahı normal tabancadan daha kötü bir şey demek ya ki. Ya onu söylüyorlar. Ben mesela küçükken şöyle düşünmemiştim. Ya sonradan bu hani Netflix'te falan belgeseller oluyor işte çizgi filmlerin çarptır çuttur. Hakikaten öyle bir şey varmış ya vuramıyorlar mısın? 500 kişi ateş ediyor. Denk gelmiyor ama böyle vuş 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 geçiyor. Tabii gene Netflix'te mi anlatıyordu? Mesela Örümcek Adam'ın çizgi filminde Örümcek Adam hiç böyle direkt yoruk atmıyormuş mesela. Aa. Ya. Mesela hiç dikkat etmedim. Ben de dikkat etmemiştim. Ya bizi yani tamam çok mi? Güzel yapmışlar biz yediğimize göre. Evet, şu an bile dikkat edip çekmedi yani. X-Men'de de öyle. Sonra şey vardı. Bunu da galiba gene Netflix'te izledim. Ninja Kaplumbağalar'da şeyin ne onun adı? Michelangelo'nun silahı. Hı-hı. Mınçıkaydı yani. Evet. Amerika'da mınçıka böyle bir liste var. Yasaklı silahlar diye. Mınçıka evet. O listeye giriyor. Ve bir süre sonra Michelangelo asla mınçıkasını kullanmıyor. Böyle ip atıp duruyordu sağa sola sürekli. Gözünüzde ip attığınız evet, şey heyecanlıyor mu gözünüzde? Doğru. İşte o mınçıka yerine gelmiş bir süre sonra meğerse. Çok hoş ya. Çok başarılı. Hiç farklı değildik. Doğru. Gayet güzel yemişiz yani. Evet. Şimdi Harley Quinn diye bir çizgi film var mesela abi. Ama o çocuklar için değil. Ömer Can ha işte nereden bileceksin çocuklar için? Değil mi? Harley Quinn şey değil mi? Batman. Evet evet o Harley Quinn. O böyle yani bayağı nasıl diyeyim sert ve eğlenceli, ışıltılı, günahkar bir içerik yapmış adamlar. Deadpool yani. Gibi biraz. Evet biraz yani Deadpool gibi. Şey, biraz bu şeye mi giriyor aslında? Bir anime tonu da mı var bu içinde? Yok bu şey gibi. Ya, bu Amerikan çizgi film gibi ama yani şey diyorsun hani ne bileyim abi şimdi erişim daha fazla yani. Şimdi öldürüyor mu mesela bir de çat diye? Öldürüyor, seks var, espriler var. Bu direkt artı 18 bir çizgi film evet. Zaten yani şey değil. Anladım. Öyle hani çaktırmadan çocuk yani tabii ki biliyorlar çaktırmadan çocuk ezeceğini de. Ama tanıtım olarak en azından katiyen çocuklara göre olmayan bir içerik mesela. Anladım. X-Men netti mesela. X-Men'in de mesela ta başa dönersek konumuzun. O dönemde hafif bir eşcinsellik desteği olduğu kıyafetlerinin falan ondan dolayı böyle aşırı renkli falan olduğu aslında iç dünyada da alt metin olarak da o mutantların dışlanan eşcinseller olduğu söyleniyor bir bakış açısına göre. Bu kısmen doğru mudur? Birkaç karakter bunu yansıtıyor. Mesela Jubile miydi? Jubile. Jubile. Değil mi? Mesela o mesela hani sorsalar eşcinsel derim ben karakter olarak. Bu benim de bir ön yargım olabilir ama... Niye kız... Ne gördün lezbiyen hareketi olarak cümleni yani? Yani yok şey dışlanmasıyla alakalı. Kültürel açıdan. Aile dışlıyor mesela. Git diyor sen diyor mutantsın diyor. Mesela benim çocuğum mutant olsa çok mutlu olurum. Özelliği var hani babacığım bundan nasıl para kazanabiliriz falan diyor. Biz mutant istemiyoruz gidin işte toplumdan dışlanıyor. Kıyafetler falan da keza öyle. Bu ve senin yani... Profesör X-Saver'da baba başkanı. Bak aslında şöyle oluyor bak. Şimdi mesela 1960'larda çıkmış bir şey olarak X-Men tamam mı? Evet. Daha tam da bu işte Martin Luther King'in I Have a Dream falan dediği evet, bir zamanlarda. Evet. Bir karakterin de benim bir rüyam var falan diyor olması bu herhalde tesadüf değil gerçekten. Yok tabii. Yani herhalde gerçekten dışlanan bir takım azınlıkların bir metaforu falan olduğu ortada. Ama 60'larda mesela eşcinselliği düşündüklerini zannetmiyorum. Çünkü o zamanın dünyasında o 60 çok tutak bir konuydu. Sanki ama çizgi roman şey peki 80'lerde filan. Çizgi film birebir mi uyarlama çizgi romanı kıyafet sadık, falan dahil mi? Çok sadık uyarlama. Çizimler filan çok benzer. Tamam. Burada bak şöyle bir şey oluyor bence. Mesela sen Jubile dedin ya. Jubile hakikaten o öbürleri arasında çocuk bir kere. Evet. Ve o işte böyle atari salonlarında filan takılıyor. Bilmem ne yok işte müzik dinlemek istiyor filan. Yani o 80'lerin ergeni gibi mesela. Ve de 80'lerin ergen kesimi tabii ki hep böyle bir çeşit başkaldırı içerisinde olduğu için hani her çağın ergenleri onlar da o zaman bir şekilde dejenere gözüken insanlar gibi giyinip kuşanmayı seviyorlardı. Yani işte televizyonda gördükleri pop yıldızları, rock yıldızları evet. Falan falan gibi. Ve de o rock yıldızları, pop yıldızları falan gibi tipler de hakikaten içinde eşcinselliğin de olduğu daha o bir kenara itilmiş, dışlanmış insanları temsil eden bir imajı evet. Şey yaptıkları için hani böyle zıplaya 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 ister istemez onun temsilcisi gibi oluyor gerçekten. Yani onu bir mesela bu şekilde yorumlamasın. Bu arada tebrik ederim konuşmanız için. Şeyi de attınız programı. Evet program.
kafada bitirdi programı ben. Artık şeyini hani yayınından yönetmenine sıradaki konuya dediniz mi? Dedim, biraz sizin biraz dedim. Yazdığınız konuları çok konuşamadık mı acaba? Gene değindik ama. Canınız sağ olsun özür dilerim. Biz buraya bir sözleşme imzalamadık. Evet. Bildiğim yere çekiyorum ben evet. De Ömer Can Bey şimdi. Söylemişsiniz mesela bir izlememişim. Bir ne anlattık? Aynen abi. Böyle desen de saçma mısın? İzlemedim. Böyle bir ama. Biz onu yaptık. Bir sene öyle devam ettik ilk yapar. Öyle şey oldu. Öyle mi? Tabii. Kötü oldu. Çok iyi olmadı. İzlemedim diye mi devam? Şimdi merhaba. Bugünkü konuyu izlemedim. Kapatıyorsunuz. Şimdi bu haftanın seyirciye sorduğumuz konusu sevgili arkadaşlar. Sizce Geek Ne Diyon köşemiz, bu yeni bir köşe, şeyin ilk muhabbet içerisinde alt bir köşe. Çok hoş. Geek Ne Diyon köşemizde bütün bu işte politik doğruculuk işte meselesi geekliğe nasıl yansıdı? Geeklik sizce bu konuyla nasıl baş ediyor? Adlı sorumuzu soruyor. Haftaya bununla ilgili cevaplarınızı okuyacak oluyoruz. Geçen hafta konuştuğumuz konu şeydi. Sizce artık günümüzdeki işte bu dev film, yani geeklik kültürünün popüler kültürde bu kadar yer ediyor olması geekliği öldürdü mü? Geeklik bu değil mi? Evet. Hani yeni çıkan süper kahraman filmleri işte franchise olamamak, yani franchise olmamak diye bir seçenek bile olmayan, yok Jurassic Park'mış, Avatar'mış, Lönümüş, her şeymiş böyle hani büyük bütçeli, büyük projeler olarak geliyor. Bu geekliğe yakışıyor mu, yakışmıyor mu falan gibi bir soru sormuştuk. Bence bu arada doğru bir tespit yapmışsınız. Yani çok ana akım oldu değil mi artık geeklik? Hani böyle bir hani değil mi eskiden nerd geek'tir bilmem nedir hani böyle bir azınlıktan çıktı. Kendi köşemizde yani. Yaptığımız bir şeydi değil mi? Yani evet, şimdi evet. Herkesin konuştuğu şeye dönüştü. Yani şey der mesela Avengers o devam filmi, en son filmi en çok hasat yapan filmlerden biri. Tabii. Normal sıfırdan izleyen bir izleyici bir bok anlamaz ondan yani. Ama ona rağmen kişisi çok yüksek. Demek ki bir kültürel bir şeyin çok ciddi sayıda insan tarafından takip edildiğini gösteriyor bence. Güzel bir konu, bir parmak basmışsınız. Keşke geçen hafta gelin. Her hafta gel abi. Öyle mi? Her hafta gelin. Bundan sonra her hafta geekliğimle buradayım. Hepsini izleyeceğim. Ne var ne yok. Ama şimdi geçen hafta işte bu soruya sorduğumuz cevaplara biraz bakacağız. Tabii estağfurullah. Buyurun, bakalım. Ben bunu değerlendirecek miyiz peki? Kişinin söylemiş olduğu yanıtı burada da olacak mısınız? Tabii ki. Tamam, şey o. Şimdi esprisi o. Tamam. Evet, anlam bozuklukları, cümle düşüşü, kelime hataları. Kesinlikle. Aynen, ben çok biraz da içerik bir zahmet yani. Tamam, pardon. Mesela Emre demiş ki, gerçek bir geek her zaman kapısını tutar. Gate'ini keep eder. Böyle bir laf var. Gatekeeper diye. Hani evet. Bir takım kültürleri asla eleştirttirmeyene gatekeeper evet. Deniyor. Evet. Ghostbuster'da da vardı. Bilirim bu işler demiş. Wow. Gatekeeper, Keymaster. Keymaker. Keymaker mıydı? Keymaster mıydı? Gatekeeper, Keymaster mıydı? Gatemaster, Keykeeper mıydı? Keymaster. Türkçesi neydi? Ben anahtarcıyım, öbürü ben kapıcıyım mı diyor. Hiç de bir yere varmıyordu hatırlarsan. Yani öyle onlar öyle diyorlardı ona. Sonra yok, köpeğe yok. Dönüşüyorlardı. En son ne ama yapıyorlardı yok, onlar? İkisi birlikte kapıyı açıyor. Şey geliyor kapıdan. Neye geliyor? David Bowie. Zula. Zul geliyor. Ama yani ona hani öyle gatekeeper, keymaster falan deyince inanılmaz şeyler çıkacak zannediyorsun. Yok tabii. Bir şey çıkmıyor yani. Çıkıyor mu? Çok yok. Ya bekleneni vermiyor ama bekleneni çok vermiyor. Da çıkmıyor da burada ayıp olur. Evet. O mainstream'deki içerikleri tüketenlere asla geek demez. Aksine gerçek geeklik bu değil abi. Bunlar sözlü geekler diyerek muhafazakar geekliği savunmuş. Geeklik bu değil. Bu konumuz zaten aslında evet yani. Birazcık. Ya çok ya şey de mesela şimdi Hollywood'a bakıyorsun artık iyice Marvel bütün oyuncular bir süper kahraman filmlerinde oynuyorlar. Tabii bak ve, Olivia Colman bile gelmiş bu sefer. Evet. Marvel'a girmek, milli takıma seçilmek gibi bir şey. Şeyler falan ya. Bir kim kaldı? Al Pacino, Robert De Niro kaldı ya da eskiden. Anthony Hopkins falan bile oynadı yani. Evet evet evet. Thor'un babasını oynamıştı değil mi? Dedesi mi? Aynen. Babası. Sen şeyi gördün mü mesela? Sen baktın ona Mert. Samaritan diye film gelecekti. Sylvester Stallone yani. Marvel filmi evet, değil. Evet. Ama Sylvester Stallone'un süper kahraman evet. Filmi. Var şu Prime'de. Marvel'da şeyde oynuyordu. Galaxy'de. Doğru. Orada oynadı zaten. Çöpçüydü doğru. Çöpçü müydü? Söylemem gerek yok. Çöpçüydü. Evet. Şeydi. Neyse Emin Sarp Aksungur demiş ki. Geçenlerde annemi She-Hulk izlerken kaldım. Aa. Ne yapıyorsun diye sorduğumda aldığım cevap. Hiç öyle kafamı dağıtıyorum. Güzelmiş aslında bunlar dedi. Ben çok eminim hoş. Diğer dizileri falan, filmleri falan da izleyecek ve bir sene sonra annemle Marvel muhabbeti yapabileceğim. O sonra geek demiş. Evet. Yani kişinin zaten bu annesinin geek olması bir yandan da geekliğin de bittiğinin. Yani
değiştiğini diyelim. Bittiği ayıp olur annesine karşı ama değiştiğinin bir göstergesi midir acaba? Mesela sen şimdi romanı açacaksın şeyi, işte hayal tarzlarına, bak roman diyeceksin, işte biz bunu izliyorduk, evet, falan. Evet, baba bu ne be? Baba bu ne derse bence çok nazik ve üstün bir varlık yetiştirmişsin demektir. Yani böyle... Ya bak aynısı Ghostbuster dedin, hayalet tarzı dedin. Orada da mesela hanımefendilere çevirdiler ya Ghostbuster. Evet. Orada ciddi bir tepki geldi mesela. Hiç sevmedim ama o film kötüydü ya. Evet, onu yine söyleyeceğim. Yine aynı espri. Evet. Kötü. Yani, yani şuna varıyorum. Kesin haklıyım. Hani o kadar çok örnek. Aynen. Çok kötü işler maalesef ki. O remake'leri. Bir de onda şey, neden devam etmediler ki? Neden aynı dünyada geçen, 20 yıl sonra geçen bir öykü yazmadılar ki? Evet, aynı dünyada olması o ya, yani sıçtık iyice sıçalım şey bu, evet, bence. Mesela. Bari dünyayı ayrı tut ya. Son filmde onu yaptılar işte. Aynen. Onu yenisi, güzel mi? Yenisini ben de izlemedim. Biraz daha yok. Ama başlara o heyecanı veriyorsan, o adamların eski gelecekten objeleri falan. Bakın, ilginç bir şey söyleyeyim size. Ghostbuster'ın bir de çizgi film versiyonu vardı orijinal. Ondan sonra bir de yeni bir çizgi film versiyonu vardı, hatırlar mısın? Sen yoksa Gorilli'den mi bahsediyorsun? Yok ya? hayır Gorilli değil. Gorilli'yi yani, biliyorsun ama. Gorilli şey, Ghostbuster, şey Real Ghostbuster. Evet, tamam. Falan, evet. Sen, evet. Real Ghostbuster'ın çizgi sonraki çizgi tamam. filmi var. Tamam. Şey Hanımefendinin oynadığı. Şeyli, evet. Hanımefendili ve tekerlekli sandalyede beyefendinin yer aldığı. Ben onu çok az gördüm. Sen izledin mi doğru düzgün onu? Yani şey, 10-15 bölüme hakimim. İzlemişsin canım. Evet. O bayağı kafalı gibiydi yani. Ben çok az çok gördüm. Hoş, değil çok mi? Hoş bir iş. O daha böyle ürkünç falan sanki. Ya şeyde mesela o aynı evrende geçiyordu. Aha. Egon mu? Egon mu? Evet. Egon. Nasıl telaffuz ediyoruz? Egon diyor. Egon mu? Bilmiyorum işte. Boşver. Egon abimiz yaşlanıyor. Yaşlandıktan sonra öyle bir ekip kuruyor. Hanımefendili falan, mesela orada hanımefendi olmasına rağmen falan ciddi bir tepki çekmedi yani. Aynen. Evet. Çok güzel bir işti. Şeydi mesela, hanımefendiye de böyle biraz stilistik çalışmışlar. O bu tuzağı o sırtında taşıyordu. Tabancası vardı, böyle tüfeği yoktu falan. Hmm. Çok hoştu. Çizimleri falan da çok iyiydi. Mesela o işte şey vardı, şuraya bağlayacaktım. Hmm. Orijinal kadronun geri geldiği bir bölüm var orada mesela. İnsan tüyleri diken diken oluyor falan. Evet hmm. yani. Mesela öyle bu tarz lazım. Evet yani. Hem o geçmişe şey bak, aynısı Mandalorian'ın Luke Skywalker geldiği bölümün IMDb'de puanı 10 mu ne ya? Ya 9.9 ya 10. Ya bu yani, bu mesela ne demek? Bu bir şey ifade ediyor yani. Onun da reaksiyon videoları vardı. Ağlayanlar, şey yapanlar, o siyah kız gibi hani öyle ağlıyor, ha Luke Skywalker geliyor diye. Yani aslında hem yeni jenerasyonu tutacak, ilgisini çekecek, hem de yeni jenerasyonun eskiden bildiği konulara biraz sadık kalıp onların da böyle gönlünü hoş tutacak bir iş istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz abi. Yüzükler Efendisi'nin şey yaptı. Evet. Count Corvus demiş ki, Dune örneğinden gideceğim. Yani son evet. çıkan Dune'u kastediyor tabii. Evet, Dune filmi çıktı ve belirli bir popülariteye ulaştı, ancak izleyenlere kıyasla okuyanlar hala çok az. Okuyanların evet. da büyük bir kısmı öylesine okumuş. Onları da beğenmiyor. Ya bu arada Dune'un kitabını ben beğenmedim ya. Bıraktım yani, okuyamadım ya. Yani biraz eski bir kitap tabii yani. Yani okuması zor. Bir de şey var ya... Ama filmi neyden sonra okumaya kalkıştın sen? Yok, filmden önce. Ben Denis Villeneuve var ya, yönetmen oğlu. Ben o adamın hayranıyım. Yani şöyle hayranıyım. Deniz hayranıyım. Ama bizim ben de. Şöyle bir hayranıyım. Hadi hadi. Uzun metrajı yokken kısa filminden beri takip ediyorum. Oo, gerçek Denis Villeneuve işte o benim. Yani, evet. Next Floor diye bir kısa filmi vardı onun. 2008 mi 2007 mi ne falan. Bir yönetmenin kısa filminin adını söyleyip de ben o yönetmeni hayranıyım demek çok über şey bir şey. O Next Floor da şey aslında, şimdiki platform filmi vardı meşhur Netflix. Evet. Mesela o bayağı oradan esinlenmenin ötesinde bir şey var. Belki telif falan da vardır bilmiyorum. Ki Next Door filmi, şey kısa film daha başarılı bence. Oradan beri takip ediyorum. Blade Runner'ı çekti. Blade Runner da mesela sonradan çekilmesine rağmen bence çok başarılı bir iş. O atmosferi falan vermiş yani. Orijinalin tabii yeri ayrıdır ama. Ama aferin, bu Next Floor şey mi? Böyle sofrada yiyor, yiyor, çöküyor, aynen. alt kata geçiyor. Sistem servise devam. Alt kata geçiyor. Evet. Evet. O da dedi, Sülen Eve böyle abi. Hayran oldum adamın ismini söyleyememem peki. Oradan ben Dune'u bunun çekeceğini IMDb'de pre-production şeyinde görüp, kardeşim bu adam çekiyorsa benim şu evrenle ilgili 3-5 bilgim olsun deyip Dune'u e-kitap olarak indirip almayıp e-kitap okuyucumdan okuyup, o yüzden abi bu sen filmin birinci bölümünde de o şeye gelmedikleri dönemde, yani annesiyle beraber kaçtıktan sonrakinden sonra bıraktım orada okumayı. Ha. Çünkü şey çok zor.
Aslında mesela orijinal David Lynch'in çektiği var değil mi? 84 hmm. miydi? Mesela oradaki şeyle günümüzdekine baktığın zaman anlamasının ne kadar zor olduğu iki filmin arasındaki bazı saçmalıkları özümseyerek nitelendirebiliyorsun. Evet, yani çok saçma bir cümle kurdum ama. Mesela o kalkan. Tövbe anlamadım okurken. Ne bu yani? Hani David Lynch böyle karton Pierre gibi bir şey yapmış. Evet. Hani, ve filmde de o sıkıntı var bence. Ama bu sıkıntıyı da gene kültürel şeyle çözmüşler. Mesela şey yani bunlar niye kılıçla şey yapılan bu kadar teknolojiler aslında kalkanla alakalı şey sert girince. Sonra bunu kitabı okuyan biri filmde verilmiyor bilgi hmm. bize. Allah Allah peki kitabı okuyan ya biz nereden anlamıştık özür sen niye anlamadın acaba? Neyi sen o nasıl sen kitabı okumadın onu izledin anladın mı? Ha kitabı okudum ben. Okuduğumda anladığımı hatırlıyorum ama. Yok hayır filmi söyledim ben. Yanlış cümle kurmuş olabilirim. He. Kitabı okumayan filmi izleyen biri onu nereden anlasın diyorum. Yani ha. filmde de o eksiklik var. David Lynch'in filminde her şeyi her ayrıntısıyla abartarak anlatıyorlardı. Evet kafasesi var. Hatırlıyor musun? Aynen. Villeneuve filminde de şey esprisi yapıyordu çocuk işte. Bir zımbırtıyı açıyordu sonra hani bir yavaş sokup yani bir önce vurup bir de böyle yani yavaş sokuyordu. Ben anlamadım. Ben okumama rağmen onun geçmediğini düşünüyorum bazı şeylerin. O da evet. Yüksek ihtimal arayı böyle sinematografiyle sesle kapatıp hem bir üçleme yapayım hem de bunun bir kültürünü de hani insanlara şey yapayım yani mesela Marvel filmlerinde de o var ya, ya bir karakter görüyor. Şimdi bilmeyen biri için bu ne lan diyorsun ama bilen için bir şey ifade ediyor. Biraz Dune'da da ona çalışmışlar sanki. Yani biz bunu devam ettireceğiz bir kültürüne bunun hani bir insanları merak ettirelim gibi diye düşündüm izlerken. Arkadaşımız ne demişti? Şunu demiş aslında tesadüfen o da şöyle şeyden bahsediyor. Okuyanlar da anlamamış derdi lan. He, örneğin muhabbetini ederken TK İncil'inden yani ne o şey rahibelerin şeyinden bahsediyor. Bahsettiğimde böyle detayları hatırlamıyor veya bilmiyor dikkat etmemiş bile. Geeklik ise burada devreye giriyor. Geek kişi Dune'un en ufak detayına kadar bilir. Öylesine okumamış. Özetle geeklik Lord'a abi geeklik turuncu Katolik İncil'inde. Abi şey çok zor ama ya. Bak şimdi ya. Arkadaş kızmış ama şöyle bir şey var değerli arkadaşlar. Ya ben Hobbit'in kitabını okudum. Hobbit'in 3 tane filmini izledim. Hı-hı. Extended versiyonlarını izledim. 3 tane de yurt dışındaki arkadaşlar bunların 3 filmden değişik remake'lerini yaptılar. Kese kese katlattılar. Onları izledim. Yani ne kitapta ne filmde ne Extended'da. Kardeşim 30 yaşına geldik hatırlayamıyorsun ya. Aynen abi. Bu... Sen burada hatırlamak çok zor. Ezber bekliyor arkadaş. Bir şey yani o böyle sen bir şey yemek harcıyorsun. O emeğin başkası yeteri kadar harcamadığını düşündüğün zaman oradan bir üstünlük tavsiyesin geliyor falan gibi bir şey var geeklik kültüründe. Yani ama bu kadar takip yani değil mi? Siz mesela bu işi profesyonel olarak geeksiniz siz. Profesyonel geeksiniz siz. Yani. Abi zarara görüyorum yani. Yani şunun altında öyle kaç tane dayak yiyeceğimi düşünüyorum. Yok abi ben size ben size bir şey söyleyeyim. Profesyonel geeklik diye bir şey olmaz bence. Çünkü o şey gibi bir şey oluyor. O zaman iddia gibi oluyor. Yani hani bir dakika şimdi hani bunun şeyiyiz biz. Hani, ama şey bence o profesyonelliği çok iyi olarak değil de neticeden iş gibisin ya sen hani. Ama işte evet. Bende de hiçbir zaman şey gayreti olmadı yani. Ay işte şu bilgi eksikliğim anlaşılır. Ben bunu kapatayım. Gideyim öğreneyim yok. Ya da çaktırmayayım filan. Yok abi bence geeklik bilmediği şeyi de güzelce ifade edebilmektir yani. Ben bunu bilmiyorum kardeşim. Sana yani bir şey bilmek özelse, kutsalsa bilmediğin şeyi de bilmemek ayıp değil anladın mı? Öğrenmemek ayıp. Bu, bu geeklik değildir abi. Bu normal insan özellik. Evet yani bu şeyi bek. Ama merak etmek, araştırmak, zımbırtı falan o lazım. Ya şey cringe abi yani. İşte tam olarak bilgisizliği yüzünden ya da okumuş da tam okumamış, izlemiş de tam yani izlememiş. Olabiliyor, tam okumamış da olabiliyor. Onu çok kısıyoruz ya. Lan evet, yani. Ya Hobbit'te bir şey vardı kitapta bu taş canavarları mı ne ondan bahsediyor mesela. Ne var ya Hobbit'te? Ha şeyler. Taş atmış. Filme koymuş bunu ya şey Peter Jackson. Filmde var mıydı ya? Evet şeyler, evet. Taş... Ha doğru uzaktan atıyorlar. Herkes şey diyor mesela bu ne lan filmde ne işi var? Kitapta var. Ne yapacağız şimdi? Şöyleydi. Şimdi hatırladım. Ama kitapta, benzetme gibi mi? Ha, kitapta evet görmüyordu da. Bence mesela böyle hani, algılamadım. Bu gürültüler ne? Ulan hani taş şeyleri, canavarları bile taş mı atıyor acaba eski falan diyor da. Eski olarak şey yapmış. Adam koymuş da. Geçmeyeceğiz. Koymuş. Abi Peter Jackson da az şey değil. Yani böyle kendi çocukken hayal ettiği şeyleri filmlere koyuyor çaktırmadan. Ya ben çok beğeniyorum. Mesela Legolas'ın surf yapması kalkanla evet, anladınız mı? Öyle şeyler. Yani şeyde değerli arkadaşlar Hobbit'in internette böyle 4,5 saatlik 4 saatlik versiyonları var. 3 filmden kesmişler. Extended dahil kesmişler. Çok güzel olmuş. Keşke öyle yayınlasalarmış yani. O şekilde Hobbit'i izleyip
biraz daha tat alabilirsiniz. Şeyleri falan çıkarmışlar mesela. Legolas yok, o Lost'taki hanımefendiyi çıkarmışlar. Yani Gandalf'ın sahneleri evet, çıkarmışlar. Gandalf'ı da iyi doldurmuş bence mesela Hobbit'te. Gandalf kısımları güzeldi. O evet, şey konsey kısımları, keyifliler, çıkışlar falan güzeldi de hakikaten Legolas ve kız yok, falan bilmem ne onlardan dikti. Bir de Legolas böyle şey yapıyor. O bizim bacımızdır, namusumuzdur, cücelere evet, yedirmeyiz falan. Çok yanlış. Şeyin neydi yani bu camialara giriş materyalinin neydi? Valla ben buradaymışım, benim ben sizle tanışınca falan anladım olayı. Yani ben mesela atıyorum X-Men izlerdim. Sen şimdi diyorsun ya mesela X-Men bir şey basıyorsun. Ben de biliyorum, izledim onu. Ama kendim hiç böyle hani geektir, o şeydir. Yani orada bir şeyim yok, özel bir alanım. Ama şey, ben Dune'u okudum mesela, hoşuma gitti. Hani sinemadan, çizgi filmlerden öyle bir şey var. Az önce yalan söylemem. Yok şey, durum hoşuma gidip Dune'u okudum dedim. Yani Dune'u okumaya başlama sebebim, başlama nedenimi sordu ya. Evet. Ondan dolayı öyle söyledim. Son bir yorum okuyorum. Buyur. Abi, buyurun. Carlione demiş ki, abi bence artık pek kasmayalım ya. Rahatımıza bakalım. Son dönemde çok kastık, yok elf, yok kaptan Amerika. Yürü be Carlione. Bravo. Hangi kamera? Ben sadece sigara mı tüttürmek ve yürümek istiyorum demiş. Sigara da içmeyin, zararlıdır arkadaşlar. Evet ama bence bu kadar barış mesajı veren bir arkadaş öyle ellerde sigara içmiyordur. Ay Carlione karşı. Neyse. Carlione de şey değil mi? Godfather Carlione. Evet. Atıyorum. Bu da şimdi geek midir? Yok Godfather seviyorum gibi algılıyorum ben. İşte abi orada ben çok açığım. Ben yani her şeyin geek'i olur dayım. Bir, doğru. Yani adı geek olunca hatta ben şey falan diyorum ya, burada her şeyin geekleriyle çıkaralım şu işi. Ya başka şeyler mi? Onlar mesela bozabilir neyin evet, geek'i. Bir de bence mesela bir şey türe dönüştükçe de mesela geek bir şeye dönüşüyor. Yani atıyorum mesela mafya filmleri bir tür. Doğru. Anladın mı? Bir tane iki tane yok yani. O Godfather'la çıkmış bile denmez herhalde. Öncesi vardır. Var canım. O da baş başta bir tür yani gerçekten. O yüzden onda geekliği var mı? Hatta Godfather da mafya değil de aile. Değil mi? Carlione mafya demiyor kendine. Aynen onlar bir aile. Ya zaten polis onlara mafya diyor. Üzgün. Yok kendi der mesela Sedat Peker söylüyor diyor. Oğlum o Al Pacino'ya özeniyor diye diyor işte adam Allah'a. Şimdi havalı bir şey. Kitapta falan. Ama Al Pacino'nun kendisi. Mario Puzo'nun kitabında bile öyle. Kitabını okudunuz mu arada? Ben okumadım ama. Ben de okumadım. Mario Puzo'nun kitabını mı? Godfather. Ha Godfather kitabı yok abi. Godfather'da bizde baba diye çevirirken yurt dışındaki tam anlamı vaptiz baba tarzı bir şey galiba. Tabii, evet hocam. Tabii. Bizim ülkede niye baba diye çevirir? Baba bizde çok fazla kelime karşılıyor. Ama bence güzel bir çeviri. Çünkü vaptiz baba falan diye çevirirsen evet, bizde doğru, şeye geçmesi mümkün değil. Yani bizde orada baba bir... çok şey karşılıyor. Evet. Yani siyaseten mesela Demirel falan yani zamanında baba. Doğru. Yani baba karakter işte. Yani teknik direktörlere söylüyor, şey söylüyor. Baba gibi adam. Sonra şey var. O araba park ettiğin yerdeki o şeylere baba deniyor nedense. Plastik abi, şeyler oluyor ya. Onlara baba dendiği duyuyor musunuz? Aynen evet, aynen. Taşları da var. Taşlara da baba deniyor. Baba mı deniyor? Nedense baba deniyor onlara. İlk tamam, kez. Sen ona ne diyorsun? Yani arabaya park ettin. Şu şey var orada dedi cezim. Ne ben diyorsun? Ben ne dediğini de anlamadım. Ne söylediğini anlamadım. Ya bazen plastik olur araba park edilen yerlerde. Turuncu, yani hani şeyleri ayırmak için. Gibi böyle. Park şeylerini ayırmak için. Onun adı var bir tane. Neymiş adı? Baba kes, değil ondan. Onun evet. O Duba gibi bir adı var. Ha. Yok. Duba. Ha sen şey şimdi ayrı, diyorsun. Lobut mu neydi? Turuncu. Kuka ediyorsun. Yok kuka gibi onun bir adı var. Geçen çünkü öyle bir şey lazım oldu, internette arattım ben. Şu an hatırlamıyorum. Aynen. Yorumda arkadaşlar adım evet, baba değil onları. Sen şey diyorsun değil mi böyle turuncu yerden. Aynen. Evet yeni bir dalı olur. Plastik olur üstüne aynen, çıkabilirsin ama yapmamanı tavsiye aynen, ederim. Sonra geri düzeltir. Ama ayıplamaz kimse de üstüne çıkınca. Kimse hani uzaktan koşup ne yapıyorsun mahvettin babayı demez. Şöyle oldu bak. Ama bu biraz içmiş dersin yani. Araba yok içmiş be. Değil de şey yani. O arabayı oraya yerleştirirken yaparsın yani o kadar. Yani ya. Doğru mu beyefendi? Yaptınız doğru mu doğru, beyefendi? Yani hani yani bence ama doğru ki o öyle esnek yapılıyor. Mesela Demir'e yapsa onu alkışlarız. Böyle eğiyor yavaş yavaş arabanı alırsa bu alkışlanmış. Ötekiler böyle yapıyor. Efendim bugünlük bu kadar yeter diyoruz. Özgür'ün tabii de bir ki, hayatı var. Bizlerin de tabii ki. Hayatımız değil mi? Siz üzerine saatlerce dakikalarca çok detaylı bir şekilde konuştuğumuz yeniliklerden, yeni gelecek olan dizilerden, filmlerden siz hangilerini bekliyorsunuz, heyecanlısınız? Çok konuştuk ya. Evet, sizce bu haftanın konusu olan gene inanılmaz çıkarımlar yaptığımız işte politik doğruculuk ve de herkes tepsiz dilsincilik geek dünyasına nasıl bir etkisi oldu? Onun dışında diğer konuştuğumuz konularda herhangi bir konuda ya da Özgür abi gelmiş ne güzel falan filan evet, demek istiyorsanız aşağı yorum yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.
Ve de teşekkür ederiz Özgür. Rica ederim efendim. Ne zaman? Ben zaten buraya yakınına taşındım. Ondan yürüyerek de gelebiliyorum. Sana bunu buraya geldiğinde oynaman için hediye ediyoruz. Çok sağ olun. Bu Star Trek çatalı değil mi falan? Değil mi? Evet canım. Aa, çok, bunun şeyi de var değil mi? Neyi? Hayır yok tabii ki. Bize iş çıkarıyorsunuz. Dur öyle mi de seni öldürsem ve komple. O kadar prodüksiyonunuz yok ama değil mi? Cevdet! Prodüksiyona gerek yok ki onun için. Ben yaparım onu. Aa şey... Oyunculukla yaparım yani. Rahmetli Can Tüpten de olsaydı canlandırırız. Işın kılıcını canlandırabilir. Işın kılıcı yemiş bir kişi, Jedi olabilir. Belki. Işın kılıcı yemiş biri yani şöyle. Şimdi Gaviscon içmeden ışın kılıcı yemiş. İnşallah açılmaz. Gaviscon bundan basılıyor mu ya? Gaviscon? Önden basılıyor mu? Yemek tabii canım tabii. Yani Cevdet böyle hiç konuşma. Bak bu master level ha bu. Sonuna acayip bir bilgi yetişti şu anda. Yok yani o yapılır. Mesela bir yere yemeğe gideceksin sallıyorum mantı var. Evet. Kesin midene dokunacak ha. Yanında da kola içeceksin falan. Bir tane gaviscon. Durduk zaten. Evet bitirdik ha değil mi? Bitti. Görüşürüz. Bunda kullanırsanız. Hoşçakalınız.